Ajanda'dan herkese mutlu, keyifli akşamlar. Yine bir Perşembe akşamı Kanal T ekranlarında dop dolu yepyeni bir programla karşınızdayız. Evet, bu hafta açılışımı çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü çok özel ve değerli bir konuğum bizleri bekliyor. Bu hafta önümüzdeki bir saat boyunca hızlıca bir dünya turu yapacağız kendisiyle. Taş ev tutkusunu konuşacağız, dekorasyona olan ilgisini konuşacağız. Aynı zamanda 35 yılı aşkın kariyer hayatında hem birlikte çalıştığı, hepimizin de çok yakından tanıdığı önemli üst düzey isimleri hem de başarılı meslek hayatının sırrını sizlerle paylaşıyor olacağız. Elbette çok daha fazlası var. Pek çok keyifli ve önemli başlıklarımız olacak az sonra. Konuğumun hemen ardından da bildiğiniz üzere haftanın kitabı ve yazarı bölümümüz ekranlara gelecek. Onun da hemen ardından Vizyonda Neler Var bölümümüzde bu hafta sizin için hangi filmi seçtiğimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, konuğumu çok bekletmek istemiyorum. Bu akşam dediğim gibi çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Global Resources Partnership Başkanı. Aslında çok fazla ünvan var. Hangisini sayacağımı bilemedim ama sevgili Mehmet Öğütçü haftalık ajandada bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Çok teşekkürler. Çok yoğunsunuz biliyorum. Havaalanlarından yazışıyoruz sizinle. Koşturuyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp katıldığınız için. Öncelikle nasılsınız diyelim. Farklı bir yerdesiniz bugün. Evet, bugün Büyükada'daki evimdeyim. Burası aslında benim için bir melce. Arada kaçıp yazılarımı yazıyorum, düşüncelerimi toparlamaya çalışıyorum. Yeni projeleri buralarda geliştiriyorum. Dolayısıyla İstanbul'a bir konferans için gelmiştim hafta başında, Evet. önümüzdeki hafta başında. Ama öncesinde gelip biraz evimde dinlenmek, kafamdaki düşünceleri netleştirmek istedim. Bazen insan ihtiyaç duyuyor bunu. Ve Büyükada'da bu Kesinlikle. konuda ideal bir yer. Kabataş'tan şehir hatları vapuruna bindiğiniz zaman sanki Karayipler'de bir gemide geziyormuşçasına dalgaların içerisinde seyredip Heybeliada'ya uğruyorsunuz, diğer adalara uğruyorsunuz ve Büyükada'ya geldiğiniz zaman araç yok, trafik yok, eski konaklar, Osmanlı konakları, harika bir yer, çok seviyorum burayı. Harika, gerçekten şahane. Özellikle her dönem ama özellikle şu son bir senedir pandeminin içindeyiz. Böyle yerlere ihtiyacımız var. Kendimize baş başa kalabiliyoruz zaten pandemide ama böyle yerlerde de olabiliyorsak, fırsatımız varsa şahane şanslıyız bence. Evet, yani Peki. pandemi bizi böyle şey yaptı tabii, hayat biçimimizi değiştirdi, yaşama biçimimizi değiştirdi. Kesinlikle. Biraz herhalde kendimizi daha fazla keşfettik, kendimize bu kadar vakit ayıramıyorduk daha önce. Yapmak isteyip de Evet. yapamadığımız şeyleri yapmaya başladık. O açıdan gerçekten hem bir yandan bir küresel bela, nasıl kurtulacağımızı hala bilemiyoruz ama öte yandan Evet. olumlu taraflarını da görüyoruz galiba. Kesinlikle haklısınız. Pandemi demişken konuşacağız tabii. Tüm dünya malum son bir yıldır hepimiz pandeminin içindeyiz, atlatmaya çalışıyoruz. Hem bireysel, toplumsal, sektörel her konuda. Yani ne kadar hayatımızın ikinci planına atmaya çalışsak da mümkün değil. Günlük yaşantımızda her daim karşımıza çıkıyor pandemi ve bir türlü Evet. atlatamıyoruz. Peki sizin bu son bir senedir hayatınız nasıl geçiyor? Siz bu süreci nasıl atlatıyorsunuz? Hayatınızda neler değişti diye sormak istiyorum. Evet, yani gerçekten hayatım değişti. Olumlu yönde değişti belki. Çünkü Londra'da yaşıyorum. Evim, işim orada. Ama pandeminin ilk döneminde, ilk 4 ay eve kapandık herkes gibi. Ve daha önce yapmadığım şeyleri yapmaya başladım dediğim gibi. Kitap projelerim vardı. 4 ayda 2 kitap bitirdim yazmayı ve yayınlandı. Destek kitap yayınlarından. Bir tanesi Aykırı Beyinler, Acayip İlişkiler. Diğeri Yeni Dünyanın Gizli Şifreleri, Türkiye için Gerçekçi bir 2030 vizyonu. Ben de şaşırdım ne kadar süratle bunları tamamlayıp yayına hazırladığıma. Daha sonra Fransa'ya gitmek istedik. Orada Nice'de bir küçük evim var. Orada geçirelim pandemi sürecini diye. Fransızlar çok fazla daha işin ciddiyetini kavramamıştı. Restoranlar açık, kafeler açık, herkes plajlarda.
Orada da bir 3-4 ay geçirdim. Evet. 15 günlük gitmişken ama baktım hava çok daha hoş. Oradan sonra Türkiye'ye geldim ve bir daha da dönmedim aslında Londra'ya. Hayatımda hiç kalmadığım kadar Türkiye'de kaldım. Çeşme'deki evimde, Karaburun'da. Orada da zeytin bahçelerimle ilgilendim. Yine yazmaya devam ettim. Yeni iş modelleri geliştirmeye başladım. Yani Londra'da olmuşsunuz, Paris'te olmuşsunuz, İstanbul, Çeşme fark etmiyor. Artık yaşadığımız dünyada mobil olduğumuz için ve dünyanın her yerine bağlanabildiğimiz için internet, telefon. Kesinlikle. Artık şunu da gördüm ki dünyanın her yerinden işimizi yürütebiliriz ve kendimiz ona göre organize etmeye başladık. Dolayısıyla hep konuştuğumuz bu özel yaşamla iş yaşamı arasındaki dengeyi belki özel yaşamda yine artan ölçüde kurmuş gibi görünüyorum şimdilik. Onun için ondan mutluyum. Bir de çok isteyip yapamadığım bir şey yapmaya başladım. Tabii azami dikkati göstererek ülkemin değişik yerlerini gezmeye başladım. Bunu işlerle, konuşma konferanslarla, seyahatlerle bağdaştırıp Alanya'ya gittim, Antalya'ya gittim, Gazipaşa'ya gittim. Oradan Konya'ya geçtim. Döndüm Geçen gün tekrar Gaziantep'teydiniz. Çeşme'ye. Evet, sonra Kars'a gittim. Kaşgar Dağları'na gittim. Kayağa Evet. gittim Sarıkamış'ta. Bitlis, Tunceli'deki öğrencilerle bir araya geldim. Bu tabii insanları şaşırtıyor biraz. Herkes eve kapanmışken, elini bir şeye değmek istemezken nasıl dolaşıyorsun diye. O tabii bir iki kere o virüs vücudumuza işlemiş. Seyahat etmeden, hareket halinde olmadan duramıyoruz. Bunun önlemlerini alıp çok ciddi bir şekilde üzerinize düşen hijyeniteye dikkat edip kaldığınız yere, gittiğiniz yere dikkat edip yapabiliyorsunuz. Sadece karşıdayken çok şaşırdım. Buraya şimdiye kadar niye gelmedim, niye insanlar gelmiyor dedi, şaşırdım. Çünkü ister uçakla gidin, ister aracınızla gidin, bunu yapmak mümkün. Ve kendim için yeni hikayeler yarattım. Çünkü hikayenizi yazmak, Şahane. hikayenizi yaratmak bence çok önemli. Risk yok mu? Risk var tabii ama geçenlerde bir dostum 9 aydır evden dışarı çıkmadığını söyledi. Beni hastaneden aradı. Ah. Covid'e yakalandığını söyleyip. Dolayısıyla evinizden 9 ay çıkmayıp da yakalanabiliyorsunuz. Hiç olmadık bir yerde de sizi yakalayabiliyor. Tabii bu konuda her İnanılmaz. zaman güvenliği, emniyeti itinayla dikkat etmek gerekiyor kendinizi riske atmadan. Ama şunu Kesinlikle. söyleyebilirim ki COVID bazı işte Global Resources Partnership'teki işlerimizi aksattı. Çünkü yüz yüze oturup masa etrafında müzakere etmenin, iş yapmanın farkı çok açık. Yani özellikle bazı toplumlarla, mesela Çin'le çok iş yapıyorum, Rusya'yla, Hindistan'la, Brezilya'yla. Bu toplumlarda öyle telefonla, internetle iş yapılmaz. El sıkışmanız lazım, oturup yüz yüze konuşmanız lazım, müzakere etmeniz lazım. O anlamda bazı sıkıntılar yaşadık ama bunlar zamanla geçecek tabii. Yeni iş modelleri, iş görme biçimleri gelişiyor artık. İstesek de istemesek de onlar da uyum sağlıyorlar buna. Onun için hepimiz için bu bir geçiş süreci. Dilerim çok uzun sürmez. Evet. Yani aslında dijital dünya son yıllarda hayatımızın merkezindeydi. Hepimizin sektörel olarak da. Fakat bu son bir senedir pandemiyle birlikte tam bizi avucunun içine aldı desek yeridir. Yani hiç çok dijital, internetle, online bir takım şeylerle muhatap olmamış insanların bile ihtiyacı oldu. Ve öğrenmek zorunda kaldılar. İş mülakatlarından tutun da işte görüyorsunuz eğitime kadar her şey online oldu. O yüzden geçiş süreci ama aslında alışma süreci de diyebiliriz, değil mi buna? Evet, yani aslında bu dijitalizasyon hızlandı. Yapay zekanın da sayesiyle elektronik ticaret arttı. Herkes oturduğu yerden artık neredeyse pırasasını, tuzunu, şekerini, çayını bile sipariş vermeye başladı. Bırakın daha ciddi alışverişi. Bu anlamda bir süreç vardı başlamış olan, o hızlandı. Ama tabii hiçbir şey bu yüz yüze temasın gidip yerinde görerek, elleyerek, dokunarak, konuşarak alışverişin, iş yapmanın yerini tutamaz. Ama mecbur kaldığınız zaman da bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu sürecin hızlanmış olması iyi oldu bir anlamda. Tek sıkıntı sosyal ilişkiler, insani ilişkiler biraz sıkıntıya düştü. Batı'da çok görüyorum, duyuyorum.
gençler arasında özellikle depresyon artmaya başladı. Kapalı bir düzenin içerisinde sadece ellerindeki telefonla, bilgisayarla yaşamak. Yaşlılar bile öğrendiler tabii onunla yaşamayı. Yani evet, kuşak arası farklılık bu anlamda biraz giderilmiş oldu. Lakin şu bir gerçek, hani hep söylüyorlar, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişti, daha da değişecek. Değişim süreci daha da hızlanacak, süratlenecek. Ve biz onlara ayak uydurabildiğimiz ölçüde varsa piyasada bir yerimiz kalacağız. Sosyal ilişkiler bence burada çok önemli. İş şu ya da bu şekilde yapılır ama aile ilişkileri, dost ilişkileri, iş ilişkileri de o yakınlık, dostluğa dayalı, güvene dayalı, göz göze bakarak, el ele tutuşarak, el sıkışarak yapılan işler, aynı masanın etrafında yemek yiyerek yapılan tartışmalar bunun yerini hiçbir şey almaz. Ama madem durum budur, buna uyum sağlayacağız. Daha iyi günler gelene kadar diye düşünüyorum. Gelene kadar. Evet, umuyoruz ki en kısa zamanda gelsin. Tabii hem Türkiye gündeminde hem dünyada pek çok uzman bu yaz itibariyle, 2021 Haziran itibariyle tam anlamıyla sosyal hayatın yeniden eski rutinine döneceğinden bahsediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de İstanbul'da da Mart ayı itibariyle kafe ve restoranlar açıldı belirli saatlerde. Artık gidilebiliyor. Takeaway'ler, gel allar daha doğrusu devam ediyor ama bizler de tabii gidebiliyoruz. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Erken mi oldu yoksa hani yaz ayında aslında bitecek bu pandemi, her şey normale dönecek denmesi normal mi? Olası yani mı? Biraz erken tabii ama öte yandan bir toplum psikolojisini düşünmek lazım ve aynı zamanda ekonomiyi. Çünkü bu kadar kapalı kalan restoranlar, kafeler, fabrikalar, diğer iş yerleri hiçbir ekonomi, bırakın Türkiye'yi, dünyanın en gelişmiş ekonomileri bile bunu kaldıramazlar. Gördük, İngiltere'de gerçekten sosyal devlet kendini gösterdi ama devlet büyük bir borç altına girdi. Uzun gelecek kuşakları da etkileyecek şekilde bunu finanse edebilmek için. Türkiye'de ne yazık ki hazine tam takır olduğu için devlet sosyal görevini pek yerine getiremiyor. Ama aşmak zorundalar. Ve gördük ki açtıktan sonra da kırmızı alarm zilleri çalan illerin sayısı arttı bir anda. Yani ne kadar gevşetirsiniz salgın o kadar hızla yayılıyor, artıyor. Dolayısıyla ben yılın ikinci yarısında işlerin normale döneceği konusundaki beklentiye katılmıyorum. Keşke öyle olsa. Ama bütün dünyada gördük ki sadece mevcut COVID-19 değil, onun mutasyonları çıktı. İngiltere'de başta olmak üzere, Türkiye'de geldi, başka yerlere de geldi. Ve henüz piyasada olan aşılar buna karşılık verecek durumda değil. Aşı olmuş insanlarda bile, iki dozlu olmuş insanlarda bile rastlanmıyor tekrar COVID bir şekilde geri dönüyor. O yüzden gevşememek gerekiyor. Ve bu salgın belası bize şunu gösterdi ki biz dünya olarak hazır değiliz. Hani biz hep diyoruz ya, İzmit depreminden sonra Türkiye depremi hazır olsun, İstanbul'da vahim bir şey olabilir, buna hazır mıyız diye. Hazır değiliz. Dünya da aslında bu salgınlara hazır değil. Bu acaba bir ders olur mu? Zannetmiyorum. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanyol gribini yaşadık. Ondan önce Moğollar döneminde muazzam bir salgın vardı. Dünya nüfusunu kırdı geçirdi. Sadece İspanyol gribinde 20 milyon kişi öldü. Şu anda dünyada yaşadığımız kriz o kadar vahim değil. Ama bu biter, COVID-19 arkasından başka bir virüs dünyayı sarabilir. Çünkü yaşadık biliyorsunuz bunu. Ebola Afrika'da yaşandı. Ondan önce SARS Çin'de ve bazı Asya ülkelerinde bir COVID-19'u bertaraf ettikten sonra hiç kuşkunuz olmasın doğayla ekolojik dengeli çok fazla oynadığımız için Afrika'dan çok daha vahim virüsler gelip bizi vurabilir. Onun için bu dünya ile bu tehlike ile yaşamaya alışmamız ve önlemlerini almamız gerekiyor. Burada tabii ki hijyenite çok önemli. Bu sadece böyle yüzünüze maske takarak, elinize fıs dezenfektanla koruyarak yaşayacağınız bir şey değil. Çok daha ciddi önlemler gerekiyor bunda. Ben yalnız bunun örneklerini göremiyorum ortalıkta. Bir de tabii küresel düzeyde bir işbirliği gerektiriyor bu. Şimdi her koyun kendi bacağından asılır misali. Her ülke buna el yordamıyla bir şeyler getirip çözüm bulmaya çalışıyor ama mümkün değil. Buna küresel çapta bir çözüm lazım. Trump hiç yanaşmamıştı buna. Belki Biden döneminde
Çin'i, Rusya'yı, Avrupa Birliği'ni de içine alan köklü bir küresel çözüm yönünde çaba harcanabilir. Bunu bir de çok ticarileştirmemek lazım. Onu görüyoruz ki herkes kendi aşısını geliştirmeye, ona mümkün olan en büyük fiyatı vermeye, çünkü araştırma geliştirme bu materyal bir şey değil, finansal bir konu değil. Küresel varoluşla, sağlıkla ilgili bir konu. O yüzden de çok fazla umudum yok ama bu konuda uluslararası çapta çok köklü bir işbirliğine, ortaklığına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ki son dönemde işte Biden'ın Putin'e katil demesi, Alaska'da Çinlilerle atışmaları, Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a karşı izlenen politikalar çok fazla yumuşama olacağını da göstermiyor. Uluslararası ilişkilerdeki gerginlik, hatta Trump'ın başlattığı soğuk savaşın farklı nüanslarla devam etmesi olası gözüküyor. Ne kadar bizim hoşumuza gitmese, istemesek de. Evet, dünya çok farklı bir süreçten geçiyor. İnsanlık aslında belki çok hızlandırılmış bir sürecin içindeyiz. Henüz arka planını bilmiyoruz, anlayamıyoruz belki ama hakikaten bu pandemi bir başlangıç olabilir ve hep konuşuluyor ya, yeni dünya düzeni, dijitalizm, yeni dünya düzeni hep birlikte anılıyor. Herhalde yavaş yavaş geliyor hem parasal, ekonomik konularda hem de sosyal yaşantı, günlük yaşantımızda her şeyi etkileyecek gibi gözüküyor ve çok da hızlı ilerliyor diye düşünüyorum. Umarım biz bu süreci en kısa zamanda atlatırız demek yerine çok iyi çözümler bulunarak ayak uydururuz demeliyiz belki de. Çünkü atlatma süreci olmayacak, hep bir yenisi gelecek dediğiniz gibi farklı farklı süreçler olacak. En güzeli toplumsal olarak bizlerin faydasına, halkın faydasına, insanlığın, doğanın faydasına bir şeyler üretmek diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, kariyer hayatınıza geçersek, çünkü 35 yılı aşkın süredir çok başarılı bir kariyer hayatınız var. Hükümet, diplomasi, uluslararası kuruluşlar, bankacılık, enerji ve finans sektöründe oldukça başarılı bir 35 yılı geride bıraktınız. Halen Merkezi Londra'da bulunan Global Resources Partnership'in başkanlığını, yönetim kurulu başkanlığını yapmaktasınız. Ya bir ayağınız hep Londra'da aslında, ne kadar online olsanız da. Tabii elbette bu 35 yıl iki cümleye sığdırılacak gibi değil. Çok önemli kuruluşlarda ve en üst düzey kişilerle birlikte çalıştınız. Bunlardan biri de merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'dı. Siz o dönem en genç danışmanı olarak görev yaptınız diye biliyorum. Biraz o günlerden bahseder misiniz? Kariyer hayatınız nasıl başladı? Nasıl süreçler geçirdiniz? Evet, hatırlattığınız için teşekkür ederim. 35 yıl olmuş demek ki. Şimdi hepimizin arzusu tabii, yani iyi bir eğitim alalım, arkasından severek yapacağımız işlere dalalım, aile kuralım, arkasından ne geliyorsa mümkünse de uluslararası çapta işler yapmaya çalışalım. Benim çok çocukluğumdan bu yana şeyim oydu, benim de idealim oydu. İyi eğitim görmek istedim. Bunun da sadece okulda alınmayacağının farkındaydım. Kendim çok çalıştım. Kitaplar aldım, çoğu zaman ikinci el kitaplar. Zagor'la Tomix'le başlayıp daha sonra daha ciddi kitaplara doğru da yöneldim. Ve okul yıllarındayken de çalıştım. Bu bütün genç arkadaşlara da aslında tavsiyemdir. Hele bir okul bitsin de ondan sonra iş bakarız değil. Ne zaman yüksek öğrenime başladınız, hatta lisedeyken bile yapabiliyorsanız, çalışmaya başlamak lazım. Hayatın içine girmek lazım. Ne iş olduğu önemli değil. Şimdi çok seçici arkadaşlar geliyorlar bana. Ben sadece şurada çalışmak istiyorum, bunu istiyorum. Sadece istemeniz yetmiyor, yeteneklerinizin buna el vermesi lazım. Piyasadaki imkanlar buna izin vermeli aynı şekilde. Ve ben çok çalıştım. İşte dilimi geliştirmek için ilk basının genel müdürlüğüne gittim. Orada hiçbir ücret almadan haber mütercimliğimi yaptım. Yani BBC'yi, Voice of America'yı, Rusların TASS Ajansı'nı dinledim, çevirdim. Devlet kuruluşlarına gönderildi. Orada çalışırken geceleri çalışıyordum, gündüz siyasalda, mülkiyede öğrenime devam ediyordum. Tam böyle şeye denk geldi, 1980 askeri darbesi sonrasındaki sivilleşme çabaları. Orada bir anda kendimi Turgut Özal'ın karşısında buldum. Yabancı gazetecileri götürmüştüm.
onun işte dünya kamuoyuna mesajlarını vermesi, Türkiye'nin artık askeri yönetimden sivil yönetime doğru geçtiğine dair ekonomik politikası ne olacak? Biliyorsunuz onun döneminde başladı dışa açılma reform süreci. Orada gitmeden önce hazırlık yaptım. Yani Amerikalısı var, Fransızı var, İngilizi var, Japonu var, Çinlisi var, İspanyolu var. Ne mesajlar vermeli? Ben başbakan olsam ne mesajlar verirdim diye küçük küçük notlar almıştım. Ve toplantıda gördüm ki bu mesajlara o zaman başbakanın ihtiyacı var. Hiç çaktırmadan önüne koymaya başladım konuşurken. Çünkü tam şey yapamıyordu. Yani Rus'a ayrı mesaj verirseceksiniz, Amerikalı'ya ayrı, Çinli'ye ayrı, Fransız'a ayrı. Önce şaşırdı baktı, sonra şey yaptı. Onları kullanmaya başladı. Çok hoşuma gitti benim de. Sonra çağırdı beni ve ilişki böyle başladı. Onun konuşmalarını yazmaya başladım. Mesajlarını hazırlamaya başladım. Ve önemli bir kısmını da kullanıyordu. Tabii danışmanların en önemli görevi perde arkasında olmaktır. Çok gözükmemektir. Yani esas olan patronunuzu ön plana çıkartıp onu beslemenizdir. Ki o verilen bütün çalışma dışlarında sonra geçtiğim zaman hariciyede de aynı şeyi yaptık her zaman. Dışişleri Bakanı'nda, diğer bakanların, başbakanın, cumhurbaşkanının konuşmalarını yazarken, onlara tavsiyelerde bulunurken her zaman perde arkasında kalmak çok önemliydi ki esas bu işin erbabı, sahibi olan, siyasi sahibi olan kişi kendi görüşüymüş, kendi mesajlarıymış gibi onu sunabilsin etrafa. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Bazen değişiyor bu. Tabii insanlar seviyorlar ön planda olmayı. Bugün görüyorum bazen ortalıkta hemen kameraların önünde, mikrofonların önünde olmaya çalışıyorlar. Bu çok Evet, olmayacak. Dünyanın her yerinde herkes oraya danışman geliyor. profesyonel bir şekilde geri plana kalmaya mahkumdur. Egonuzun olmaması lazım o anlamda. Öyle başladı. Daha sonra yine Turgut Bey'in müdahalesiyle Londra'ya gönderildim. Orada 6 ay kamu enformasyon teknikleri, halkla ilişkiler, medya konularında bir eğitim programına katıldım. Ki o zaman başbakanlığı bırakmıştım. İş Bankası'na müfettiş yardımcısıydım. Çok hoşuma gitti. Gittim ve dönmedim. Sonra London School of Economics'te master'ımı yaptım. Derken oradan NATO'ya geçtim. NATO'da çalıştım Brüksel'de bir süre. Sonra ısrarla tekrar dışişlerine çağrıldım. Dışişlerine girdim. Evlendim. Harici muazzam bir meslek tabii. Ama hariciye girdiğimde oldukça geniş bir deneyim havuzu oluşmuştu bende. Çok fazla tatmin etmiyordu orada yapılan iş. Çünkü genç bir diplomat olarak girdiğiniz zaman o katı hiyerarşik yapı içerisinde çalışmak zorundasınız. Yine de yapacağımın azamisini yaptım galiba. Pekin'de görev yaptım. Hayatımı değiştiren bir ülkeydi Çin. Ve hala o dönemde kazandığım becerilerin, Çince'yi de öğrendim, Mandarin, ve ilişkilerin meyvesini bugün yiyorum yaptığım işlerde de. Bu da bir mesaj. Yani yaptığınız işi her zaman iyi yapın. 20 yıl sonra da onun meyvelerini yiyebilirsiniz. O ilişkilerin, o deneyimin, o bilginin. Sonra işte Brüksel'e, oradan Paris'e tayin oldum. OECD daim temsilciliğine. Orada da istifa ettim bakanlıktan. Kabul etmediler. Ücretsiz izin verdiler. OECD sekreteriyasına, Zenginler Kulübü'ne, Asya Pasifik Programı'nın başkanı olarak geçtim. Daha sonra yatırım bölümüne geçtim. Yani OECD'de yaklaşık 11 yıl kadar üst düzey görevler ifa ettim. Dünyanın her yeriyle çalıştım. Tabii Türkiye bağlantımı tam kopartmadım ama asıl benim bütün şeyim, vurgum Asya Pasifik ülkeleri, Latin Amerika, Afrika, Rusya, yeni doğmuş, büyümekte olan Türkiye Cumhuriyetler, Orta Asya'daki. Bu faaliyetler neticesinde tabii hem çevreniz genişliyor, şebekeniz güçleniyor. Çok disiplinler arası bir şeye sahip oluyorsunuz. Yani dünyayı sadece tek bir gözlükten görmüyorsunuz. İşte enerji değil tek başına. Onun çevre boyutu var, rekabet boyutu var, vergi boyutu var, dış politika, güvenlik boyutu var, iklim değişikliği boyutu var. Bunları anlıyorsunuz orada. Ve o sizde işte özellikle yatırım bölümünün başındayken işte dünya yatırımlarının kontrolünde önemli bir rol oynadık. Hem bunların regülasyonlarında, hem çekilmesinde, hem akıllıca kalkınma için kullanılmasında roller oynadık ve 12 yılın sonunda yeni bir kanala, mecraya akma ihtiyacı duydum. Aynı işi tekrarlamak hiç hoştu benim için özellikle. Çünkü dünyanın en iyi işi, aldığım maaş vergisiz muazzam bir gelirim var. Çocuklarım en iyi okulda okutuluyor. Dünyanın en güzel kenti Paris'te yaşıyorum.
Ama o içimdeki ateş, buradan alacağımı aldım, vereceğimi verdim, yeni bir meydan okumaya ihtiyaç var diyordu ki o dönemde hiç aklımda olmayan. Çünkü ben ya Dünya Bankası'na giderim diyordum ya Birleşmiş Milletler'de üst düzey bir göreve. Ama o zaman British Gas başkanı ile bir uluslararası toplantıda atıştık epey. Çok hoşuna gitmiş. Tabii diplomatik dilimiz olduğu için atışmamız da çok diplomatik oluyor. Ve beni 3 ay boyunca taciz etti İYİM içerisinde. Bize katılmalısın, sana ihtiyacımız var. Benim etrafım sadece mühendisler, finansçılar, jeologlarla çevrili. Ama senin bu işte çok yönlü bakışın, ilişkilerin bizim için önemli dedi ve ikna oldum. İngiltere'ye göç ettim. Headhunting yaptılar bizi. Çok daha iyi bir paketle tabii. Evet. Ve hayatımda yeni bir dönem başladı. Orada da 6 yıl çalıştım üst düzey yönetimde. Yeni iş sahaları açtım. Avustralya'da, Brezilya'da, Çin'de, Rusya'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da ihtilafları çözdük. Orada da bambaşka bir yönümü geliştirdim. Yani o zamana kadar hep kamuda çalışmışım. Uluslararası kuruluş, o da kamu sayılır. Evet. İlk defa para kazanmanın, para kazandırmanın, iş bitirmenin önemini kavrayıp ve çok kısa bir sürede bunu kavrayıp, çünkü beni işe alanlar da kaygı duymuşlardı. Kamudan gelen bir adam bu işi nasıl yapacak diye. Orada işte becerileriniz, hüneriniz, esnekliğiniz çok önemli. Ve başarılı bir dönem geçirdim British Gas'da da. Sonra bambaşka bir dönem açıldı. İşte Genel Enerji var biliyorsunuz belki. Londra borsasına kote edilmiş. Türkiye'den Mehmet Emin Kara, Mehmet Sepil. İngiltere'de de Rothschild ailesi ve Tony Hayward, BP'nin eski CEO'su. Onlarla bir şirket yaratıldı. Onu geliştirdik, büyüttük. Orada yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Derken Invensys diye bir şirket var. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden. Onun uluslararası danışma kurulu başkanı oldum. Ve profesyonel yaşama son verdim. Yani maaşlı çalışan, 9-6 ve üstünüzdekileri hesap veren. Çünkü bunu yapacaksınız tabii ama yaşamınızın bir döneminde de diyeceksiniz ki bundan sonra ben kendi patronum olacağım, kendi işimi yapacağım, kendi hayatımı kendim organize edeceğim. Ona tam 50 yaşındayken karar verdim ve anında ayrıldım. Yani burada karar vermek, niyet çok önemli bence. Ve ondan sonraki hayatımda da birçok şirkette, Türkiye'de de Şişecam, Yaşar Holding gibi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Dışarıda Saudi Crown Holding'de yaptım. Büyük Suudi kraliyet ailelerinden bir tanesinin şirketi. Ve bu devam etti. Şu anda da işte Middle East Institute var biliyorsunuz. Washington'daki en önemli think tanklarından bir tanesi. Biden'a da oldukça yakın. Orada Uluslararası Danışma Kurulu Başkanıyım. Global Resources bizim ticari ayağımız. Bütün yatırım, danışmanlık işlerini bu şirket üzerinden götürüyoruz. Londra'da yine London Energy Club'ı kurduk. Dünyanın büyük enerji oyuncularını, finans oyuncularını bir araya getiriyoruz. Türkiye'de Bosphorus Energy Club. Bu tür değişik faaliyetlerle değişik kasları harekete geçirip çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin fahri elçisi, Dışişleri Bakanı gibi dünyanın her yerinde de Türkiye'nin görüşlerini, menfaatlerini savunmak için çaba gösteriyoruz. Bu arada çok gezdiğim için gezilerle ilgili yazılarını yazıyorum, Instagram'da paylaşıyorum. Bu bana büyük mutluluk veriyor. Aileme daha fazla vakit ayırmaya başladım. Yani yapmak istediğim her şeyi mümkün olduğunca yakalayıp yapmaya çalışıyorum. Şey de önemli tabii, kendi duygusal dünyanızı da yaratmanız lazım. İşte sevdiğiniz insanlarla, arkadaşlarla beraber olmanız lazım. Hobilerinizi geliştirmeniz lazım. Bahsettiğiniz size taş ev meselesi, o da o hobilerden biri sonra geleceğiz gelişti. Birazdan. Evet. Aslında maaşlı sistemden çıkmaya karar verdiğiniz ama dünya sizi bırakmadı. Yani çıktıktan sonra da şu an hali hazırda yaptığınız, danışmanlık verdiğiniz, bir şekilde bağlantılı olduğunuz yerlerde halen aktif olarak devam ediyorsunuz. Evet. Severek yaptığınız bir alan bu ve bu bağı da aslında kopartmıyorsunuz. Ama bir yandan da tamamen kendinize de vakit ayırmış durumdasınız. Halen çok yoğun bir şekilde koşturuyorsunuz ama yine de dediğiniz gibi karar verip başka bir çizgiye geçmek, çizginin dışına geçmek belki çok önemli. Evet, bir de şu şey çok önemli bence. Yani hayatımızın başlangıcı belli, ne zaman doğduğumuz.
Gerçi geçenlerde anneme sordum, saatini hatırlayamadı. 15 Mart'ta hangi saatte doğduğumu. Yani şey belli başlangıcı. Sonu da 3 aşağı 5 yukarı belli. Arada kaza yaşamazsak, ciddi bir hastalık, rahatsızlık yaşamazsak. Dolayısıyla bu hayatı nasıl anlamlı kılabiliriz? Hem kendimiz için, hem çevremiz için, hem dünya için. Bence olayın özü bu. Ve belli bir yaşa geliyorsunuz. Önünüzdeki şey azalıyor. Geçireceğiniz yazlık tatiller, kışın gideceğiniz yerler, seyahat edeceğiniz yerlerin sayısı giderek azalıyor. Çünkü her şeyi yapamazsınız. Hem çalışacaksınız, hem zorunlu şeyleri gerçekleştireceksiniz, hem de çok istediğiniz şeyleri yapacaksınız. O yüzden şu çok önemli. Yani hayatta bir iz bırakarak devam etmek ve öyle bitirmek çok önemli. Arkanızda iz bırakmanız lazım. Yoksa İzler mi bu izler dünyadan bırakırız? göçtüğünüz zaman kimse sizi hatırlamayacak bir süre sonra. 2 yıl, 3 yıl arkanızdan ağlanacak. Keşke ağlamasalar, eğlenceli gönderseler. Meksika'da yaptıkları gibi Ölüler Bayramı'nda. Evet. Ama bunu ne kadar erken kavrarsanız, kafanıza yerleştirirseniz, ömrünüzün kısa olduğunu, mutluluğun, onu yaratmanın, yaşamanın çok çok önemli olduğunu, huzurun, iç huzurunuzun, o zaman hayatınızı erken aşamada dönüştürmeye başlıyorsunuz, buna uygun bir şekilde. Ben ne ölçüde bunu kavradım bilmiyorum ama mesela şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ondan adeta hayat dersleri de alıyorum. Yani farkındalığı artırmak kendinizle ilgili. İç disiplininizi yeniden düzenlemek, bilinç düzeyinizi yükseltmek, işte üçüncü göz, duygularınızın ifadesi, rasyoneliteyle duyguları, kalple akılı nasıl bir araya getirirsiniz ve başkalarının hayatına olumlu yönde nasıl dokunursunuz? Bu çok önemli. Ve cömert olmak. Cömert olmak. Yani vermek, aldığınızdan fazla vermek. En iyisini vermeye çalışmak. Vardır ya insanlar böyle bütün kazandığını, elde ettiğini sarılıp bu benimdir sanki beraberinde götürecek gibi. Oysa ne kadar çok verirsiniz, ne kadar çok cömert olursanız o kadar da sizin önünüz açılır. Ve iletişim çok önemli burada. İş hayatında da, kişisel ilişkilerde de. Yani insanlarla aynı göz hizasında olumlu ilişkiler, bağlar, şebekeler geliştirdiğiniz zaman bu sizi inanılmaz ölçüde zenginleştiriyor. Hayatınızı güzelleştiriyor. O açıdan bunlar bence tek başına eğitim, tek başına kariyer, tek başına para kazanma bunların çok ötesinde, çok daha önemli. Hepsini bir arada görmek galiba zamanla gelişen bir şey. Bir anda olmuyor. Biz de bunu hemen kavrayamadık tabii ilerleyen yaşlarda. Muhakkak, muhakkak. Yani aslında bir program bile yetmez kariyer hayatınızı konuşmak için, başarılarınızı konuşmak için. Yelpazeniz çok geniş. Ama en azından kısa bir açıyla da olsa bakabildik. Tabii bu başarının sırrını, reçetesini de birazdan izleyicilerimiz merak ediyordur. Onlara açıklayacağız, paylaşacağız. Aynı zamanda taş ev tutkusu demiştim ben girişte. Taş ev tutkusu ve dekorasyona olan ilginizden konuşacağız. Böyle biraz daha başlıklarımız farklılaşacak. Yalnız kısacık bir reklam aramız var. Burada bir virgül koyalım. İkinci yarıda az sonra birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası. Haftalık ajanda birazdan kaldığı yerden devam ediyor olacak. Akdeniz'in incisi, Kıbrıs'ın en güzel sahilinde Trikomo Long Beach'te. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek prestijli proje Vista Mare sizleri bekliyor. Havaalanına yarım saat mesafede. İhtişamlı lobisi, dünya lezzetlerinde sunan restoran ve kafeler, alışveriş merkezleri, kapalı açık spor alanları, havuzları, spa, Türk hamamı, spor ve antistres alanları, kapalı otopark, tam donanımlı güvenlik sistemleri, akıllı ev dizaynıyla otel konforunu günlük yaşamın parçası haline dönüştürüyor. Geniş ve kullanışlı daireleri ve her daireye özel teraslarıyla romantik gün doğumu ve mehtap keyfini sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Vista Mare, hayallerinizin gerçeğe yelken açtığı yeni bir dünya. İzleyenler haftalık ajanda kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Sevgili Mehmet Öğütçü bizlerle beraber. İlk bölümde yelpazeniz çok geniş. Tabii hepsine yetişemiyoruz ama kariyer hayatınızdan bahsettik, başarılarınızdan bahsettik. Birazdan bu başarının reçetesini de sizden alıyor olacağız. Mutlaka izleyicilerimiz de merak ediyordur.
Tabii kariyer hayatınızla ilgili çok fazla başlık var. Fakat alışılagelmiş sorularımın biraz dışına çıkalım istiyorum. Hem bu kadar yoğun bir iş hayatınız var, hem de biliyorum ki şehir yaşantısından uzakta bir yaşam sürüyorsunuz. Şu an Büyükada'dasınız. Karaburun'da da yaşıyorsunuz. Bir taş eviniz var, muhteşem. Sıfırdan 8 ev inşa ve dekore etmeniz beni oldukça heyecanlandırmıştı. Özellikle taş ev tutkunuz var diyebilirim. Şu an yine kendi inşa ettiğiniz Karaburun'daki taş evinizde yaşıyorsunuz. Biraz bu inşaat ve dekorasyon süreçlerinden bahsederseniz, nasıl başladı taş ev tutkusu ve dekorasyon, ne zaman hayatınıza girdi? Şimdi hepimizin rüyası değil mi? Yani bir çalışırken işte bir emekli olayım. Ondan sonra güzel bir yörede, kırsal yörede küçük bir ev inşa edeyim. Bahçem olsun, uğraşayım, denize gideyim, geleyim. Ben bunun tabii emeklilik kavramına inanmadığım için ne zaman, ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını düşündüm. Benim de öyle bir tutkum vardı. Ve böyle bir tutkunuz varsa ertelememek lazım. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Çeşme'ye o zaman bir İngiliz kız arkadaşımla gittiğimde dolaştık. Dönecekken bir anda bir emlakçı gördüm. Hemen önünde frene bastım, girdim içeriye. Dedim ki ben buradan bir arazi istiyorum. Denizi görsün, tepede olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Bütçem de budur. Adam çok şaşırdı. Yani bütün şeyi, verileri verdim. Evet. Bana dedim yalnız tek bir yer gösterme şansınız var dedim. Şey yapmayın. Emlakçılık yapmayın. 10 yer gösterip sonra en iyisini sona bırakmayın. Ve buradan uçağa binip Londra'ya döneceğim akşam. Neyse düşündü, taşındı, aldı beni arabasıyla götürdü. Ovacık köyüyle Çeşme Marina'nın arasında tepede çok güzel bir yer. Kekik kokuları, manzara harika, hafif rüzgar esiyor. Çeşmenin özelliğidir biliyorsunuz. Mükemmel. Şöyle bir 3 dakika etrafa bakındım, ben burayı alıyorum dedim. Adam şaşırdı. Bir dakika Mehmet Bey, daha konuşmadık parasını falan. Neyse orayı aldıktan sonra hemen 8 ay içerisinde oraya bir taş ev inşa ettim. Dünyada değişik yerlerde gördüğüm örnekleri çıkarttım. Epey tabii sorun yaşadık Türkiye'de, ustalar meselesi, fiyatların fahiş olması falan. Bunların hepsini aştık ve çok güzel bir ev inşa ettim, hoşuma giden. Zeytinliğin ortasında 10 dönüm, büyük huzur veren bir yer. Derler ki ilk yaptığınız evi yakacaksınız, ikincisini satacaksınız, üçüncüsünü de yaşayacaksınız. Ama ben bu ilk yaptığımı çok sevdim. Vardır bir takım eksikleri falan ama ve mimar bile kullanmadım. Yani kendi şeylerimle çok iyi bir taş ustasını da kullanıp bunu ortaya çıkarttık. Levent Usta da yardımcı oldu. Buraya yerleştik, güzelce döşedik kravasında. Tabii dünyayı gezmenin en büyük avantajı bu. İspanya'da, Portekiz'de görüyorsunuz, Marakeş'te Kesinlikle. görüyorsunuz bir şeyler, işte Çin'de, Singapur'da, Venezuela'da. Kafanızda bunların bir alaşımı çıkıyor, sentezi çıkıyor. Böyle döşedik zevkle, hoşumuza da gitti. Hatta Home Art dergisi geldi, bunun çekimlerini yaptı falan. Annem de köpekleri çok seviyor. 7-8 tane sokak köpeğini topladık, orada beslemeye başladık falan. Ben Türkiye'ye en fazla 3-4 hafta geliyorum yılda. Geri kalan zamanda annemin de Marina'da bir evi var, dairesi var. O da kaçıp geliyor oraya istediği zaman. Bir tek yazın beraber oluyor ailecek. Derken aynı emlakçı bana başka bir yer gösterdi. Toskana Vadisi gibi bir arkada hoş bir yer, orada bir arazi. Mehmet Bey bunu alın falan diye sıra hiç niyetim yokken, peki dedim, yani bir bildiği var herhalde. Onu aldım koydum bir köşeye. Derken Karaburun'a bir arkadaşımıza arazi bakmaya gittik. O alamadı. Yok dedi, bu çok yüksek, benim bütçem yetmez dedi. Çok sevmiştim. Akçakilise, denizin hemen kıyısında 3000 metrekare arazi ve aldım orayı hoşuma gittiği için. İçimden bir ses onu dinledim. Balık burcu olunca böyle çok impulsif karar verir derler ya. Evet, aslında az Kararı önce verdim. söylediğiniz 15 Mart'ta doğum gününüz. Ben de balığım, benim de 5 Mart. Böyle balık olarak çok iyi anlıyorum sizi. Hani böyle biraz daha tasarımda, kreatif dokunuşlarda balığın rolü çok büyük. Evet, işte orayı aldım. Sonra orada inşaata başladım. İyi bir Mardinli taş ustası ile birlikte. Yine tasarımını kendim yaptım. Orayı da bir yıl içerisinde tamamladık. Karaburun bence en güzel binası oldu orası.
denize bakan terasıyla, manzara. Evet. Arkasından Yeni Liman'da, yine Karaburun'un Yeni Liman köyünde, hemen limanın kıyısında eski bir Rum evini alıp, çok hoşumuza gitmişti o. Onu yıkılmış, harap olmuş. Onu restore ettik, biraz genişlettik, güzelleştirdik. Derken bize gözleme satan bir teyze Yeni Liman'da ısrar etti. Ya dedi, zor durumdayım, bir arazim var yukarıdaki Tepeboz köyünde, Rum köyü. Ona gittik, baktık. Yani hiçbir niyetim olmamasına rağmen içimden gelen ses tamam dedi. Orayı da aldık. Orada ama küçük bir yer yaptım. Bir oda, bir salon, geniş teras. Zeytinliklerden baktığınız zaman masmavi denizi görüyorsunuz. Sade, hoş bir şekilde içinde güzel döşedik. Sonra karar verdim. Dedim ki ben bu evde yaşayacağım. Hayatımın bir bölümünü. Tepeboz köyü, Karaburun'un. Ve Çeşme'deki ev ikisi. Sonra işte bu Büyükada'daki evi çok seviyorum. Yaratıcı, ilham verici bir şeyi var, özelliği var. Tarihin ortasında. Hem İstanbul'un yanı başındasınız hem de uzaksınız o kargaşadan, evlilikten. İşte Nis'te bir yerim var, küçük bir daire o da, hemen Negroskan'ın arkasında. Orada aylar geçirebilirsiniz. Ben hayatımı öyle organize etmek istiyorum. Yani gidip otellerde kalmaktansa kazandığım kazancımı da bir şekilde bunlara gönderdim. Öyle hisse senetlerine yatırayım, altın alayım, dövizle oynayayım, bu tür şeylere girmedim. Hem inşaat yaparak ortaya bir şey, somut bir eser getirmek ve başkaları örnek alsın. Hep şikayet ediyoruz ya, Türkiye'deki binalara bakıyorsunuz, gecekondu gibi. Büyük paralar harcananlar bile zevksizlik örneği. Bu sürekli şikayet edip mızmızlanmak yerine örnekler yaratıp koymak lazım ortaya diye düşündüm. Hiçbir ticari amaçla yapmadım bunları. İmkanım da vardı, yaptım. Dolayısıyla şimdi hayatımı öyle organize ettim ki işte Londra'da işim, evim. Nice kaçabilirim, Çeşme'ye gelebilirim, İstanbul'a geldiğim zaman da Büyükada'da. Şayet sürdürebilirsen, bilmiyorum bu böyle bir yaşamı sürdürebilir miyim ama sürdürebildiğim kadar böyle yaşamak istiyorum. Gidip otellerde, başka yerlerde kalmaktansa. Çocuklarım zaten birisi Brüksel'de çalışıyor, diğeri New York'ta. Onları getirmek oldukça zor. Çünkü onlar hala profesyonel yaşamına yeni başladılar. İşte eşleri var, nişanlıları var. Dolayısıyla çok esnekli olmayacaklardır. Ama bir ders bu da anne babalara. Hani çocuklarınızı, ailenizi düşünüp inşa edersiniz, yaparsınız. Koca koca evler, odalar, onlara göre düşersiniz. Ama yılda bir gün bile, iki gün bile zor gelirler belki. Onun için her şeyi kendinize göre organize edin. Çok abartmayın. Çünkü onların beklentisi farklı olacaktır. Hayat tarzı farklı olacaktır. Bir de dün bir arkadaşıma anlatıyordum onu. Bizde şey vardır, yani her şeyimiz çocuklarımız içindir. Biz göçtükten sonra da onlara kalsın, rahat bir yaşam sürsünler. Bu çok yanlış bir bence strateji. Ben de onu yapmaya çalıştım hayatım boyunca. Çocuklar, gençler kendi ayakları üzerinde durmayı erken yaşta öğrenmeli. Kendi çabalarımız. Zaten biz göçtükten sonra kalacaksa kalsın onlara. Bir İngiliz arkadaşımın güzel bir lafı vardı, diyordu ki, çok geziyor, dolaşıyor, hayatı güzel yaşıyor falan. Ne güzel dedim, bravo, bak tam yapılması gereken şeyi yapıyorsun. Dedi işte çocukları bırakacağım mirası harcıyorum dedi. Dolayısıyla onlar zaten kendi hayatlarını kurarlar. Ben diyor yaşarken çocuklarıma bırakmayı öngördüm ya da onların beklediği mirası harcayarak yaşam keyfimi katlıyorum, çoğaltıyorum. Çok da mutluyum diyormuştu. Tabii yani o kadar aşırı uçta değil de çocuklarınıza düşüneceksiniz. Lakin çok düşünmeyin. Onların kendilerine düşündüğünden daha fazla düşünmeyin. Yollarını bulacaklardır. İyi eğitim verin. Ahlaki, moral değerleri aşılayın. Onlar zaten hiç merak etmeyin, yolunu bulacaklardır. Hayata başlangıç için gereken desteği sağlayın. Gerisi gider. Onun için o da bir ders bence ve ben bunu uygulamaya çalıştım hayatımda. Son derece memnunum çocuklarımın şu andaki kariyerlerinden, ruh sağlıkları, hayata bakışları, çalışmaları. Aksi takdirde çocuklar çok doyumsuz oluyorlar. Her şeyi sağlarsanız. Maalesef. Türkiye'de çok sık rastlıyorum ben buna. Bu iş zenginlikle çok alakası yok bunun. Yani istediğiniz kadar paranız, servetiniz olsun ama iyi yetiştirememişseniz ruh sağlığına, iki ayağı üzerinde durmaya, güven hissetmeye, özgüvene dayalı bir şey oturtturmamışsanız eğer ne yazık ki ileride sorumlu evlilikler, sorumlu beraberlikler yaşanıyor. Ruhsal dengeyi de tam kuramıyorlar. İyilik yapalım derken bence kötülük yapıyor anne babalar.
Çok doğru söylüyorsunuz. Anne baba tabii ki destek olacak. Tabii ki yani desteğini her dönem esirgemeyecektir. Ama bir noktadan sonra kendi ayaklarının belki eğitimden sonra çocukların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak belli bir otoriteyle ya da bir kararla çok önemli. Ama anne baba muhakkak fedakar olmalıdır, destek olmalıdır. Ki Türk toplumuna, toplumumuza baktığımız zaman da bunu çok iyi görüyoruz. Çok orta halli diyeceğimiz grupta bütçeleri çok orta halli olan aileler bile örneğin çocuklarını evlendirmek istiyorlar. Ama öncesinde bir ev yapmak denir ya, ev alıp işte ödemek, ona destek olmak, evsiz kalmasın. Yani genelde bu ev olayı çok sık yaşanan bir şey Türk toplumunda da. Her daim Bu destek güvensiz, bu olmak aslında istiyorlar. Evet evet. ama. Bu güvensiz toplumların şeyi biraz. Yani oturmuş toplumlarda bu yok. Tabii Türkiye biraz daha kaygan, sürekli koşulların değiştiği bir ülke. Çocuklarımızın geleceği deyip çok kaygı duyuyor. Eğitim sistemini görüyoruz Türkiye'de. Evet. İyi yetişmiş çocuklar hep dışarı kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü istedikleri ortam bulamıyorlar. Tabii bu onu Maalesef. anne babaları şeye yöneltiyor. Ama ben hatırlıyorum, yani Turgut Özal'ın danışmanlığını yaptıktan sonra Londra'ya gittim. İşte okurken, yani McDonald's'ta da çalıştım, Marks and Spencer'da da çalıştım, yerleri de sildim, kasada da çalıştım. Her işi yaptım. Anıtkabir'de çapa yapmıştım lise yıllarında. Bu pişiriyor hayatta sizi. Çalışmanın, para kazanmanın değerini öğreniyorsunuz. Öbür türlü yanındaki arkadaşlara bakıyorum, sürekli banka hesaplarına ailelerden para akıyor. Ya Çok evet. farklı bir yaşam. Yani aynı şeyi, başarıyı gösteremiyorlar. Çünkü o şey yok, azim olmuyor. Yaptığın çalışmanın değerini çok fazla bilmiyorsunuz. Paranın değerini bilmiyorsunuz. Bir de onu erken yaşta da öğretmek lazım çocuklara. Mesela Evet. kızımı ben hemen daha lise çağındayken yazları çalışmaya gönderiyordum. İhtiyacı olduğu için değil. Saati 3 pound'a, 4 pound'a, hayata bakışı değişti. Yani bir gömlek Muhakkak. alırken, bir tişört alırken harcadığı 30-40 euroyu 6-7 saat çalışarak kazandığını görünce bir anda daha Evet. farklı bakmaya başladı. Dolayısıyla bunlar bence çok önemli şeyler, hayattaki dersler. Onun için işte başarının sırrı diyorsunuz. Belki başarının sırlarından bir tanesi, herkesin başarı anlayışı farklıdır. Kimisine göre başarı olan, kimisine göre başarısızlık da olabilir. Bence şey önemli, yani erken yaştan itibaren hayatın içinde pişmek çok önemli. Diğer husus güven yaratmak. Düzgün insan olmak, onurlu, omurgalı, haysiyetli, hiçbir koşul altında bundan taviz vermemek lazım. O sizin özgüveninizi, oturuşunu, kalkınışınızı, konuşmanızı, her şeyinizi etkiliyor sonra. Bir de dostluk ilişkileri ve gerçek dostluklar, yani iş arkadaşlığı, şahsi arkadaşlık, duygusal arkadaşlık, hangisi olursa olsun, bunlar sizi zenginleştiriyor ve çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani çalışmanın şeyi yok. Bazıları diyebilirler, o kadar çalışıyoruz, ediyoruz ama hiçbir sonuç elde edemiyoruz. İnanın bunun sonucunu alıyorsunuz. Bugün alamıyorsanız yarın alıyorsunuz. Onun için bir sonuç alacağım, hemen bizi bir işe sokacak, daha fazla para kazanacağım, onun için çalışacağım diye bakmamak lazım. Ya da örnekler veriyorlar. Bak, bu adam lise mezunu bile değil, milyarder olmuş. Olabilir. Hayatta tabii her şey önemli. İş milyarder olmak mı, mutlu, huzurlu bir hayat sürmek mi? Ve bilgili olduğunuz zaman, bilinç düzeyiniz, farkındalık düzeyiniz arttığı zaman hayatı bambaşka bakıyorsunuz. Bir de seyahat. Onu herkese söylüyorum. Evlenmeden önce seyahat edin. Eşinizle, müstakbel eşinizle. Kendi başınıza sırt çantanızı alın, seyahat edin. Dostlarınızla seyahat edin. Önemli değil. Dünyayı gezemiyorsanız, paranız yetmiyorsa atlayın Kars'a gidin. Yani şeye gidin, Mardin'e gidin. Artvin'e gidin. Samsun'a gidin. Amasya'ya gidin. Hiç önemli değil ama gezin. Seyahat edin, gittiğiniz yerleri tanıyın, görün, oradaki insanlara karışın, konuşun. Bu çok önemli bence. Kesinlikle çok çok önemli. Hazır seyahat demişken dünyanın tabii dört bir yanından farklı dillerde, farklı coğrafyalarda insanlarla çalıştınız, çalışmaya da devam ediyorsunuz. Az önce taş ev, dekorasyon dedik, inşaat süreci dedik. Bu farklı coğrafyalar, milletler, onların kültürleri de sizi etkiledi mi yapılandırmada, dekorasyonda ya da farklı bakış açınızda? Çok çok etkiledi. Yani sadece bir yerelden çıktığınız zaman çevrenizdeki insanlar, çevrenizdeki mimari, kültür, sanat size onlar etkiliyor.
Dün İstanbul'da güzel bir lokantada yemeğe gittik. Harika bir restoran. Karşıda İstanbul'un silüeti. Ama arada çirkin çirkin binalar. Hiç alakası o tarihi şeye uymayan. Şimdi dedim ki yani bu zamanında Paris'te anlatmışlardı bana. 3. Napolyon Baron Osman'ı çağırmış. Marsilya Belediye Başkanı. Hepsini yıktırıp Paris'i sil baştan. Bu Expo vesilesiyle o zaman Eyfel'de yapılmış. İnşa ettirmiş. Şimdi birçok insan ben bunu anlatırken konuştuğum arkadaşlar aynı duyarlılığı gösteremiyorlar. Çünkü ben dünyanın her yerinde gördüm bunu. Yani Paris'teki mimariyi de gördüm, Madrid'de de gördüm, Barcelona'da da, Şanghay'da da, Tianjin'de de, Singapur'da da. O kafanızda bir şey oluşturuyor. Hayal gücünüzü genişletiyor. Yaratıcılık şeyinizi yani sıfırdan yaratmıyorsunuz. Gördükleriniz size o imgeleri yaratıyor. Ve gözünüz rahatsız oluyor, tırmalanıyor çirkinliği gördüğünüz zaman. Bu çok insan farkında değil çünkü sadece yerelde kalıp sadece onlarla yaşamaya devam ettiğiniz zaman gözünüz körleşiyor. Bu anlamda seyahatin çok büyük faydası var. Dil çok önemli. Yani ben ilk Almanca öğrendim. Üniversitede 2. sınıftan 3. sınıfa geçerken diplomasiye ayak atarken dediler ki Almanca yetmez. İngilizceye başladım. Böyle özel kurslara falan da gitmedim. Yani radyodan dinledim. Elimde sözlük, dergiler, Amerikan Kültür Kütüphanesi. Kendi çabamla öğrenmeye çalıştım. Sonra Fransızca gerekti. Fransa'ya gidince Çin'de görevliyken Pekin'de orada Fransız Dil Edebiyat Bölüm Başkanı bir Çinli'den öğrendim. Onun için Fransızca telaffuzum biraz Çinlileri andırır hafif. Derken başka diller. Yani kapı kapıyı açıyor. Yani meraklıysanız eğer, hareketliyseniz, insanları seviyorsanız, etkileşimi, iletişimi bu hayatınızı sizin çok renklendiriyor ve ilişkilerinize de yansıyor bu. Yani mesela bu kitap konusunda ben böyle daha çok jeopolitika, enerji, dış politika, yatırımlar o konularda yazdım, çizdim uzun zaman. Türkiye için ilk defa 2023 vizyonu yazdım. Şu andaki hükümetin de programına bile girdi o. Yeni kitabımı konuşurken yayıncımla Yelda Cumalioğlu, destek kitabevi, müthiş bir kadın. Dedi ki siz bunları bırakın, bana bu anlattıklarınızı yazın. Çok ilgi toplar. Hangisi işte? Hatta başlığı bile verdi. Aykırı beyinler, acayip ilişkiler. Oturdum, 2 ayda bitirdim o kitabı da. Ben bile şaşırdım. Arada kitabı açıp bakıyorum. Ya ne güzel yazmışım diyorum. Bak burada güzel şeyler anlatıyor. Çok iyi. Unutmayın bunları. Yazdıklarımı hayatta da uygulamak da lazım. Yani bazı vardır ya, insanlar konuşursunuz bol bol ama icrasına geldiği zaman söylediklerinizi uygulamazsınız. Öyle şimdi yeni bir görev daha verdim. Onu da yazacağım. Bu arada hatırlatalım buradan. Kitaplarınızı bütün online satış, kitap satış sitelerinden temin edebilir izleyicilerimiz. Her yerde satışa sunuldu. Raflarda yerini aldı. Her yerde bulabilirler bu arada. Evet. Ama özellikle bu şeyi tavsiye ederim. Aykırı Beyinleri önce onu okusunlar, sonra ötekilere baksınlar. Eğer ilgi duyan varsa. Bir de yeni bir kitap siparişi daha verdi. Onu da fırsat bulursam oturup yazacağım. 2 aylık kendime süre verdim. Ona yoğunlaşırsam eğer bitireceğim onu da. Onu anlatmayayım şimdi. Sonra konuşuruz bittiği zaman. Büyükada'da veya Karaburun'da tam yazma sürecinizi başlatabilirsiniz. Mükemmel manzaranız ve o doğanın sesiyle birlikte bence çok daha harika olur yazma süreciniz. Evet. Peki Mehmet Bey, yaşadığımız tabii mekan işte ruhumuzu yansıtmalı, bizden bir parça haline gelmeli deriz, derler genelde. Katılıyor musunuz bu söze? Hani siz birkaç kelimeyle evinizi tanımlamak isteseydiniz neler olurdu bunlar? Gerçekten eğer kendiniz yarattıysanız o evi, zaten ruhunuz bir şekilde geçmiştir. O taşların arasında vardır, ahşaplarda, ferforjede vardır, bahçenizde vardır, ağaçlarda vardır. Bir de içini döşerken kullandığınız şeyler, hani feng shui vardır meşhur biliyorsunuz, girdiğiniz zaman size müthiş bir ferahlık sağlar. Onun ruhu, evin ruhu vardır. O ruhu yaratabilmişseniz eğer, çünkü herkesin yarattığı ruh herkese uymayabilir. Benim çok kendimi iyi hissettiğim yere başkası gelir, ben burada oturamam diyebilir de. O ruhu yaratabilmişseniz o size gerçekten huzur, mutluluk ve yaratıcılık sağlayabilir. Mesela ben Büyükada'daki bu ev, şu anda bulunduğum yeri çok önemsiyorum kitap yazarken. Çekiliyorum burada. Hele yaz seher terasa çıkıyorum, kahvemi koyuyorum, meyvemi yiyorum ve yazmaya başlıyorum. Hiç zaman sınırı olmuyor. Gerekirse 48 saatte çalışabiliyorum. Aynı şekilde Karaburun Tepeboz'daki evde de
o hissi var. Ama Çeşme'deki ev çok daha büyük, biraz daha karmaşa var. Katlar iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, insanlar geliyor gidiyor. Oranın amacı farklı. Orada aileyi, dostları bir araya getirmek için çok hoş. Zeytin üretmek için çok hoş. Dolayısıyla ben şeye inanıyorum. Yaşadığınız yeri kendiniz yaratmışsanız, kendinizden o ruhu enjekte etmişseniz oraya, onu hissediyorsunuz. Ve sizinle aynı düşünen insanlar, sizinle aynı değerleri, güzellikleri paylaşabilen insanlar da geldikleri zaman huzur buluyorlar orada. Öyle bakmak lazım. Onun için ben şeye çok kızıyorum böyle. Dekoratör buluyorlar biliyorsunuz. İşte dekoratör gelecek, evi döşeyecek. Sizle alakası olmayan, o dekoratörün zevkini yansıtan, arada size sorular sorsa da ne yapalım diye bir mekan. Orada bir yabancı gibi, misafir gibi kalıyorsunuz. Kendi enerjisini katmış oluyor en azından. Kendi, evet. Bir de fonksiyonel olmuyor. Yani çok güzel objeler ortalıkta, koltuklar mı kullanamıyorsunuz da. Onun için kendinizin yapması, öyle ahım şahım şey olması gerekmiyor. Büyük mimari iş dekorasyon eseri olması gerekmiyor. Rahat hissedeceğiniz, sizden parçaların olduğu. Mesela bazen oğlum bile kızıyor babana. Baba bu ev ne böyle müze gibi diyor. Ama diyorum ki bak bu Toskana'dan aldığım tablo diyorum. Bu Myanmar'dan getirdiğim bu da statüsü. Bu halıyı işte şeyden Kaşgar'dan almıştım. Bu tablo Marrakeş'ten geldi. Bunların hepsi bana bir şey attı. Oturduğum anda çevreme baktığımda bana anısı ve enerjisi hepsinin bir anısı var. Yaptığım, pazarlık yaptığım o sakallı adam gözümün önüne geliyor. Teyzeyle sohbetim gözümün önüne geliyor bu. Beni hayatta tutuyor. Yani başkalarının objeleri varsa orada onu hissedemezsin. Çok güzel olabilir. Dünyanın en güzel tabloları asılmıştır, mobilyaları konmuştur ama sizi yansıtmıyor. Orada bir obje sadece o. Gelenler ne kadar güzel renk uyumu sağlamıştınız falan diyorlar ama önemli olan yaşayan ev, ruhu olan ev çok önemli. O kadar büyük paralar sarf edip zırt pırt işte mutfağı değiştirelim, onu yapalım, oraya bunu getirelim. Kadınlar seviyor bunu özellikle. Erkeklerde pek yok ama bence hiç gerek yok. Varsa o kadar paranız onu seyahate harcayın. Gidin güzelce ne Pasifik'te bir adada harcayın. O mutfağa harcayacağınız parayı aldığınız keyif 500 kat daha fazla olur. Kesinlikle katılıyorum. Seyahate harcayın, kitaplara harcayın, yeni yeni kütüphaneler oluşturun evinizde, kitaplarınıza kitap katın, bol bol okuyun diye ben de buradan eklemiş olayım. Aslında çok keyifli gidiyor sohbetimiz ama maalesef böyle küçük küçük süremizin sonuna da yaklaştık. Hemen Londra'ya geçmek istiyorum. Biraz Londra dersek hani evrende var olan her şey gibi şehirlerin de kendine has karakterleri ve ruhu var. Kimisi ince zevkleri olan mükemmelliyetçilere açar kapılarını, kimisi sağduyulu konformistlere, kimisine göre yaşam alanından çok damak zevkine önem veren mutfak severler girer içeri. Londra denilince hangisi size daha yakın geliyor? Londra benim gözümde çünkü ben çok önce yaşadım öğrenci olarak yaşadım. Sonra profesyonel yaşamda orada oldum. Şimdi keyif içinde yaşıyorum. Bana Londra'nın en cazip gelen tarafı tabii ki havası değil, mimarisi değil. Çünkü bunun çok daha iyileri olan yerler var. Londra büyük bir kozmopolit kent. Yani dünyanın her yerinden insanların kendini evinde hissedebileceği, ırkçılığın çok az düzeyde olduğu, yabancı düşmanlığının ve aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, entelektüelseniz işte think tanklar, düşünce kuruluşları, konferanslar, finans dünyası orada, parklar, kentin içine işlenmiş çok güzel, St. James'ten, Regent's'a, nereye giderseniz, Pimlico'ya, yeşilliğin içerisindesiniz. İnsanlar çok kibar, hoş, genellikle dost olabiliyorsanız, başlangıcı zor olsa bile sonra İngilizlerle dost olduğunuz zaman, İskoçlarla da öyle, çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dolayısıyla yani sıkıntıları var. Brexit sonrasında daha da artacak bu sıkıntılar tabii ki. Sonra düzelecektir eminim. Bir ada kültürü var. Dünyadan kopmuşluk var. Ama öte yandan da Commonwealth ülkeleri, onların taşıdığı zengin kültür. Mutfak, İngiliz mutfağı dediğin zaman biliyorsunuz derler dünyadaki en kısa iki kitap. Birisi Bolivya'da demokrasinin tarihi, diğeri İngiliz mutfağı. Ama dünya mutfağı burada. Yani gidin Soho'ya, istediğiniz her şeyi tadın. Her yerde, evet. Sloane Square'e, nereye giderseniz gidin, Kuzey Londra'ya. O anlamda gerçekten yaşanası bir kent. Pahalı bir kent tabii. Eğer gelir düzeyiniz iyi değilse sıkıntının çok olacağı bir kent.
Son dönemde de biliyorsunuz beyaz yakalı Türkler Ankara Anlaşması sayesinde giderek arttı. Bankacılar da var. Son ve trene yetiştiler aslında Ankara evet, Anlaşması. Evet yetiştiler ve önümüzdeki dönemde şunu söylemek istiyorum ben. Çünkü şimdi diplomasi iş dünyası boyutunda iyi bildiğim için Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık güçlenecek daha da. Boris'in orada olması büyük bir şans. Richard Moore eski büyükelçi şimdi istihbaratın başında. Türkiye'yi seven çok insanlar var. Yani Avrupa Birliği içerisindeki Türkiye'ye yönelik soğuk hasmane tutumun aksine Avrupa'nın batısındaki İngiltere ile doğusundaki Türkiye arasında çok güçlü bir stratejik ortaklık oluşmaya başladı. Hemen hemen her alanda daha da büyüyecek bu. Bu da bir şans aslında. İngiltere'de bulunan Türkler de tabii bunun canlı köprüsü olacaklar. Kendilerini o yönde konumlandırmalarında da büyük fayda var zaten. Yani şunu söyleyebilir miyiz? 1 Ocak 2021 itibariyle Ankara Anlaşması bitti. Fakat üzülmeyelim, belki önümüze çok daha farklı, bunu yetişemeyenler için dile getirebilir miyiz? Çok daha farklı süreçler açılabilir önümüzde. Açılacak yanlış şey için. Yani aynı Kanada'nın, Avustralya'nın yaptığı gibi puanlama sistemi getiriliyor biliyorsunuz. Evet, kaliteli insanları çekecekler. İngiltere bundan çok çekti. Genellikle gelen Türklerin çoğu kaliteliydi ama Bangladeş'inden, Pakistan'ından, Karayip Adaları'ndan, eski Commonwealth'ten gelen insanlar biraz şeyi bozdular, düzeni. İngilizler çok hoşgörülü olmasına rağmen onların bile sabrını taşıracak bir düzeye gelmişti. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde o geçmiş hataları yapmayıp kaliteli insan çekecekler. Bu da Türkiye için bir beyin kaybı, İngiltere için beyin kazancı olacak tabii ki. Kaymak tabaka, gençler, girişimciler, teknoloji üzerine çalışanlar en üstünde tutulacaklar. Ankara Anlaşması'nın ötesinde belki daha fazla fırsat açılacak. Özellikle orta düzey üstü ve iyi eğitilmiş, kendini geliştirmiş insanlarımız bakımından. Biz de karşılığında İngilizleri çekebilsek Türkiye'ye, ama ne yazık ki Türkiye'deki mevcut ortam çok ona imkan vermiyor. Hatta Türkiye'de evi olan dilimde ve Ege kıyılarında İngilizlerin bir kısmı göçmeye başladı. Hatta Bulgaristan'a göçtüklerini duyduk. Bunu tersine çevirmek lazım. Yani şu andaki ortam ne yazık ki güven vermiyor fazla. Sadece İngilizlere değil, diğer yabancılara da. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle 5-6 yıldır ya da son 4-5 yıldır diyebiliriz, çok fazla göç oldu. Yani İngiltere ayağı olarak bakarsak Londra'da çok fazla artış vardı. İnanılmaz bir göç Avustralya'ya kadar, evet Kanada'ya kadar vardı ama Londra çok fazla aldı ve Türkiye'den göç sayısı belki daha eski tarihlere göre 3'e 4'e katlandı gibi düşünüyorum. Evet, dilerim sıkıntı olmaz çünkü İngiltere kendi imkanları bile kısıtlı, İngilizlere fırsat sağlamada bile. Dolayısıyla iş imkanları çok kolay değil, daha da azalacak. Onun için ne kadar yetenekli, başarılı bile olsalar İngiltere'ye göçmüş insanlarımızı zor dönemde bekliyor. Yani o kadar kolay bir iş değil bu. Ama zaten göçmenlerin ruhunda vardır. Onlar cesurdurlar, risk alırlar. Evini, arabasını, her şeyini satarsa var. Gelir, köprüleri de yakarlar. Ondan sonra gittikleri ülkede başarılı olmaya mahkumdurlar ve olurlar sonuçta. Ama bayağı zorlu bir süreç olacağını da tabii kabul etmek lazım. Mücadelesiz hiçbir şey olmuyor. Peki çok çok başarılı bir kariyer hayatınız var dedik. Buradan genç girişimcilere, kariyer planlaması yapanlara, profesyonel iş hayatına atılmak üzere olanlara Mehmet Öğütçü ne gibi tavsiyeler vermek ister? Çok çok başarılı olduğundan emin değilim ama iyi bir kariyer çizgisi izledim galiba. Memnunum kendimden o anlamda. Burada böyle çok mucizevi sırlar yok. Yani hatta kitabımda da anlattım onu. Gençlere 15 tavsiyem var orada. Mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Hangi kitabınız? Hemen buradan söyleyelim. Aykırı Beyinler, Acayip İlişkiler kitabımda. Evet. İş dünyasına, kariyere ilişkinde yaşadığım deneyimleri yansıtmaya çalıştım. Galiba en önemlisi başarıda sebat etmek. Hemen vazgeçmemek. Çünkü gençler biraz deniyorlar, azıcık zorlandığı zaman bırakıyorlar, umutsuzluğa kapılıyorlar. Sebat etmek çok önemli. İkincisi, bir vizyonunuz olsun, idealiniz olsun, niyetiniz olsun. Bunu iyi tanımlayın. Üçüncüsü, öyle çok fazla kafanızı sabitlemeyin bir şeye. Ben bunu yapmak istiyorum, bunun dışında hiçbir şey yapacağım demeyin.
ben hayata başladığım çizginin çok çok farklı noktalarında gittim geldim. Her işi yaptım. Bu konuda hiç şey yapmayın. Çünkü yaptığınız her iş size katıyor bir şeyler. Elbette ki bir idealiniz olsun, bir hedefiniz olsun ama ona yakın başka şeyler çıkarsa da tereddüt etmeden kabul edin. Fırsat oradadır. 3 dakika sonra kaçabilir. O fırsatı yakalayın. Ondan sonra bir işe girdikten sonra sonrasını düşünün. Oğluma da bunu hep söylemişimdir. Çok sevinçle giriyor bir işe. Tamam dedim girdin. Bunun exit'i 3 yıl 5 yıl sonra ne yapacaksın? Onu da düşünmeye başla aynı zamanda. Yani işini safsaklı anlamında değil ama böyle düşünmek lazım. Bir de iyi insan olun. Güvenilir insan olun. Yumuşak bir insan olun. Herkesin karakteri farklı ama iyi insanı, güvenilir insanı, yumuşak insanı herkes sever. Sizden çok çok daha başarılı olanlardan önde olursunuz o zaman. Ben onu her zaman gördüm şeyini. Yani yaptığım işlerde dünyanın en iyisi ben değildim. Ama en iyisi olmaya çalıştım. Ama karakterinizle, insan ilişkilerinizle, yarattığınız güvenle, çünkü güveni yıllar boyunca yaratıyorsunuz ve 10 saniyede kaybedebilirsiniz onu. Ve bitmişsinizdir. O konuda çok dikkatli olmak lazım. İlişkilerde güven uyandıracaksınız. Çok çalışacaksınız ve çok boyutlu olacaksınız. Yani ben mühendisim deyip sadece nanoteknolojiye ya da inşaat mühendisliğine odaklanmayın. Dünyayı anlamaya çalışın. Gezdiğiniz, gördüğünüz yerler size o kadar çok şey katacak ki. Yani CV'nizdeki belki en önemli şey olacak. Gezdiğiniz, dolaştığınız yerler, gittiğiniz yerde insanlarla kaynaşın. Dostluklar edinin. Derecesi hiç önemli değil. Sizi gezdiren araba şoförüyle de, at arabasını süren kişiyle de, gördüğünüz bir bakanla da, bilmem iş adamıyla da, herkesle aynı ölçüde ilişki kurun. Kimseye ayırt etmeyin. Herkese değer verin. Ailenize önem verin. Dünyanın her yerinde bu artı getirir. Çünkü sıkıldığınız zaman iflas edersiniz, başarısız uğrarsınız. Arkanızda size destek olacak birisi önemli. Hayat arkadaşınız, eşiniz, kocanız, karınız neyse ya da birlikte yaşadığınız partneriniz o çok çok önemli. Sizi yerin dibine de batırabilir, tepeye de çıkartabilir. Ve yazın, bir şeyler üretin, piyasaya koyun onu. LinkedIn'inize koyun, işte yayınlayın. Herkesin büyük kitaplar yazması, deha olması gerekmiyor. Ne yapabiliyorsanız onu ortaya koyun. Resim yapın, taş ev yapın yapabiliyorsanız, küçük bahçenizde oyuncak şeylerle yapın. Ama sürekli bir üretim halinde olun. O çok önemli. Ve günü yaşayın. Geleceği planlamak önemli ama hep gelecek planlarıyla yaşarsanız günü kaçırırsınız. Fırsatlar da geliyor gidiyor. Her yere başvurun. Yani hatırlıyorum oğlum benim bu kadar geniş çevrem olmasına rağmen Londra'da 80-90 yere başvurdu. Hukuk okudu London School of Economics'te. Ve 80-90 yere başvurdu. Mülakatlara girmesine yardımcı oldum falan ama sonuçta hiç alakasız bir iş buldu. Oraya girdi. Sonra derken başka yere geçti. Şimdi Brüksel'de çok güzel bir işte. 4-5 tane yerde dolaştıktan sonra. Onun için o şeyi hiç kaybetmeyeceksiniz azmi. Hedefiniz olsun ama bu arada geçici olarak başka işler varsa onları da yapmak lazım. Aşırı ihtiraslı olmayın. O ürkütüyor. Bana mülakata gelenlerde ben görüyorum böyle gözünden, ağzından dökülen sözlerden anlıyorsunuz ki o bu Amerikan başkanı olmak istiyor birkaç yıl içerisinde. O ürkütüyor insanları. Çünkü biz iş yapan, işini güzel yapan, ekibin üyesi olabilecek insanlar arıyoruz genellikle. Ve pişmek çok önemli, olgunlaşmak çok önemli. Yani bu tür işler hemen gelmiyor. Gelse bile kazayla bir şekilde kalıcı olmuyor. O merdivenleri aheste aheste çıkıyorsunuz. Sürat çağındayız anlıyorum. Tabii herkes hızlı yaşamak istiyor, çabuk elde etmek istiyor. Ama çabuk elde ettiğinizde çabuk kaybediyorsunuz. Onun için yani başarıyı iç huzur, mutluluk, tatmin olarak görmek lazım. Sizi oraya götüren ne iş varsa o başarılı iştir. O işin sırrı orada bence. Bu itibarla bunun formülü yok. Herkes kendi hayatında yaşayarak öğreniyor ama fırsat buldukça biyografi okuyun. Başarılı insanların hayatlarıyla ilgili İngiltere'de özellikle istemediğiniz kadar var. Girdiğiniz zaman kitapçıya raflar dolusu. Oradan seçin ve başkalarının hayatlarını okudukça kendi hayatınızın da nasıl evrilebileceğini görürsünüz. Yani ben kendi hayatımı şimdi geriye doğru dönüp okuduğumda bulunduğum yere hayret ediyorum. Ben nasıl geldim buraya diyorum. Yani nereden başlamıştım? Hiç burada olmayı hedeflememiştim. Çok daha başka şeyler hedeflemiştim. O da hiç önemli değil. Yani bazen tabii ki işte Amsterdam, Rotterdam'dan yola çıkan bir gemi rotasını azıcık bir santim kaydırırsa New York'a gideceğine Alaska'ya da gidebilir.
Alaska'da çok kötü olmayabilir. Onun için o konuda esnek olun, çok rahat olun. Hayat zaten size bir yol çiziyor. O kaderci, kısmetçi bir yaklaşım değil ama çizginizi, hayat çizginizi çok fazla sabitlemeyin. Ve en önemlisi de insanlarla etkileşim. Nereye giderseniz gidin. Ben bütün yaptığım işlerde öyle başarılı oldum. Eğer olduysam insan ilişkilerine hangi düzeyde olursa olsun büyük önem veriyorsunuz. Koruyorsunuz o ilişkileri. Dostlarınıza ihanet etmiyorsunuz. Her zaman güven veriyorsunuz. Onlar da size onu veriyor. Ve cömertlik dediğim gibi. Cömert olun. Dil çok önemli. Yani dünyanın en iyi insanı da olsanız o İngilizcenizi, Fransızcanızı, Almancanızı, İspanyolcanızı, Çincenizi iyi konuşamıyorsanız eğer derdinizi fazla anlatamıyorsunuz. O zaman anlaşılmıyorsunuz da. Anlaşılabilmek ve kendinizi anlatmak anlamında. Evet. Daha çok var ama burada durayım isterseniz. Evet, süremizin de sonuna geldik maalesef. Aslında farklı başlıklarımız da vardı. İnşallah bir sonraki programa diyelim. Tabii buradan izleyicilerimize şunu da söyleyelim Mehmet Bey. Bizi sadece İngiltere'den, Kıbrıs'tan, Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından izleyen Türk izleyicilerimiz var. Sizin kitaplarınıza tüm yurt dışında olan izleyicilerimiz online kitap satış sitelerinden ulaşabilirler. Peki hali hazırda makaleleriniz var. Onları nereden okuyabilirler? Aslında bu çok basit günümüzde. Yani bir Google'ladığınız anda Mehmet Öğütçü diye pişman olabilirsiniz. Yani o kadar fazla yazı, makale, YouTube, televizyon programı var ki oradan hepsini temin etmek mümkündür. Eğer özel başka bir şey varsa da beni doğrudan da temas edebilirler tabii. Instagram hesabınız var, sosyal medyada da varsınız. Her yerden ulaşabilirler diye hatırlatmış olalım. Peki süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Harika bilgiler verdiniz. Hem kariyerinizle ilgili, mesleki hayatınızla ilgili, hem kişisel tutkularınızla, yaşamınızla ilgili pek çok bilgi edindik. Hepsi birbirinden harikaydı ve gençlere de bu yolda ilerlemek isteyenlere, soruları olanlara da çok güzel tavsiyeler verdiniz. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için ve davetiniz için. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, haftalık ajanda haftanın kitabı bölümüyle devam ediyor. Haftanın kitabından herkese merhaba. Bu hafta yeni çıkanlarda yerli kitabımız Şule Kala'dan Kafama Takıldı isimli kişisel gelişim kitabı oldu. Doğar doğmaz sesimizi duyurmak isteriz. Bazen acıktığımız, bazen de korktuğumuz için doymak, duymak ve güvende olmak isteriz. Büyüdükçe bu isteklerimizin yelpazesi genişler. Ağlamak yerini konuşmaya bırakır. Öyle çok, öyle çok konuşuruz ki büyümek için sorularımıza verilen cevaplarda ruhumuza gıda ve şifa olur. Varlığımızın anlamını bulmak için soruların bize sunduğu rehberliğe ve elbette karşılık bulan cevaplara ihtiyaç duyarız. Kafama Takıldı, sizinle aynı yollardan geçmiş birinin yolculuğunun hikayesidir. Sizin yolculuğunuzda size eşlik etmek isteyen bir yol arkadaşı bekler bu kitapta. Haydi yola çıkalım, diyor kitabın arka kapağında. Evet, Mart 2021 itibariyle raflarda yerini alıp okuruyla buluşan ve farkındalık yaratan bu kişisel gelişim kitabını bir hafta sonu kitabı olarak tavsiye ediyorum. Evet, haftanın kitabında yeni çıkanlarda yabancı kitabımız ise Guy Von Hosen'ın kaleminden çıkan Küçük ve Sıradan Şeylerle Mutluluğu Bulma Yolları isimli kitap oldu. Guy de senin benim gibi sıradan birisi. Geceleri dünyayı kurtarmasına yardım eden süper bir gücü ya da çözemediğimiz problemlerin üstesinden gelebilecek üstün bir zekası yok. Tek özelliği, ki bu bir özellikse tabii, sıradan ama mutlu olması. Hayat yolunun bir anda değişmesiyle kendisini dünyanın en mutlu ülkelerinden birisi olan İsviçre'de bulan ve hayatla ilgili kendine öğretilenleri sorgulamaya başlayan Guy, yaşam yolculuğunu ve bu yolculukta keşfettiklerini bizlerle paylaşıyor. Günlük hayatın sıradan anlarında ve çoğumuzun belki de gözden kaçırdığı küçük şeylerde mutluluğu arıyor. Başarı, para, aşk ve mükemmelliyetçilik gibi hayatlarımızın merkezindeki birçok konuya farklı bakış açılarından bakmamıza ve denklemlerimizi yeniden kurmamıza yardımcı oluyor. Hayatlarındaki bazı şeyleri değiştirmek isteyip de
O gücü kendinde bulamayanları ise Epiktetus gibi soruyor. Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? Diyor kitabımızın arka kapağında. Evet, Mart 2021 itibariyle bu kitabımıza raflarda yerini aldı. Okuruyla buluştu. 256 sayfalık zihin tazeleyici, ruhunuza ve hayat yolundaki başarınıza, hedeflerinize size ulaştırabilecek, iyi gelebilecek bir kitap diye hatırlatmış olalım. Ve gelelim bu haftanın kitabına ve yazarına. Çok satanlardan David Baldacci'nin kaleminden çıkan Unutamayan Adam haftanın kitabı olurken elbette kitabın yazarı da bu gizemli hikayenin kalemi oldu. Amos Dekker'ın hayatı iki kez alt üst olur. Ulusal Futbol Ligi'nde oynadığı ilk maçta aldığı şiddetli darbeyle ölümden dönen ve beyni değişime uğrayan Dekker hiçbir şeyi unutamayan bir adam haline gelir. Polis dedektifi Dekker ikinci büyük darbeyi ise neredeyse 20 yıl sonra alır. Gece geç saatte eve geldiğinde eşi, küçük kızı ve bacanağını ölü bulur. Katilden geride hiçbir iz yoktur. Üç vahşi cinayetle ilgili hiçbir detayı unutamayan Dekker polisliği bırakır. Ufak tefek özel dedektiflik işleriyle hayatını sürdürür. 16 ay sonra polise teslim olup cinayetleri işlediğini iddia eden bir adam ortaya çıkana ve kasabada hiç beklenmedik bir felaket yaşanana dek. Soruşturma ekibinde olan Amos Dekker ailesinin yok eden kişiyi bulmak için müthiş beynini kullanacak ve karmaşık bir bulmacayı adım adım çözecektir. Evet, haftanın yazarı da bu polisiye gerilim romanının yazarı David Baldacci demiştik. Amerikalı yazar çoğunlukla gerilim romanları ile hukuk gerilim filmleri yazmıştır. Eğitim avukatlığı da yapan yazar çocukluk yıllarından beri kalemi elinden hiç bırakmamış ve pek çok deneme kaleme almıştır. Yazar eşi ve çocuklarıyla Amerika'da, Virginia'da yaşamını sürdürmektedir diyelim. Ve hadi gelin hep birlikte bu hafta sizin için hangi filmi seçtim bir göz atalım. Sevgili izleyenler, bu hafta sizin için yine çok keyif alacağınız, izlerken arada gülüp arada kızacağınız çok hoş bir film seçtim. I Care A Lot. Evet, Gone Girl ile büyük bir çıkış yakalayan Rosamund Pike yeni filmi I Care A Lot ile yükselişe geçti. Hakikaten ben de izlediğimde çok büyük bir keyif almıştım. Yasal yollarla yaşlı insanları dolandırarak her şeylerini alan Marla'nın planları günün birinde tepetaklak olur. Mallarını almaya çalıştığı yeni müvekkilinin çeteyle bağlantısı vardır ve Marla bu çeteyle karşı karşıya gelince de iş onun için çıkılmaz bir hal alır ve mücadele burada başlar diye kısa kesmiş olayım. Az sonra fragmanını da izleyeceksiniz filmin. Evet, bu hafta da haftalık ajandanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine dop dolu ve yepyeni bir programla karşınızda olacağız. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kaçırdığınız programları Kanal T İngiltere YouTube kanalından izlemeyi unutmayın lütfen diye hatırlatmış olalım. Önümüzdeki hafta görüşene dek sevgiyle ve kitaplarla kalın diyor ve sizleri bu keyifli filmin fragmanıyla baş başa bırakıyorum. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with me. And remember, I'm here to help. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. Marla Grayson. You've had amazing success. What's your secret? There is no secret, Peter. She forces them into the home, auctions off their house, and uses the proceeds to pay herself. Because caring is my job. Bitch! I will grab your dick and balls, and I will rip them clean off. Big deal maker.
I know what you do here. Your hustle. Look at all these cash cows on your wall just leaking money into your account. But Jennifer Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you. How uncomfortable are we talking? Hello, Marla Grayson. I don't like you. You only just met me. There's two types of people in this world. Predators and prey. I don't lose. I won't lose. I'm never letting you go. Oh, you're in trouble now. I am a fucking lioness.